Yeni bir ETS2 videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için F10 modifiye edeceğim. Arkasından da güzel tatlı bir yolda, böyle toprak bir yolda sürüş yapacağız. Bu aracımız dede yadigarı, toplattık. Böyle birkaç eksiği kaldı. Onları yapacağız ve arkasından yeni aldığımız Schmidt Haus Dorse, damper Dorse, her ne diyorsanız onunla kömür taşıyacağız. Şimdi hemen modifiyeye giriyorum. Siz de bu arada kanalıma abone olur, bildirimleri açarsanız, aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok ama çok sevinirim diyorum ve hemen başlıyorum. Short kabin var. Aslında short kabin daha güzel. Short kabin kullanabiliriz. Yüksek kabin de var. Biz short kabini yapalım. Bu eski araçlarda bunlar daha çok hoşuma gidiyor benim. Şöyle değişik varyantlarımız var. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Longu, mongu falan filan bayağı şeyde taşıyabiliyorsunuz. Belki ileride ağır yükle çekeriz bununla, bilmiyorum. Ben bu eski araçları çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi burada ne yapalım? Çok beygirini yüksek yapmayacağım. Biraz zorlasın bizi. 320 beygir iyidir. Bakalım ne kadar zorlayacak. 12 vites olsun. Bu arada sürüşte unutmazsam size bir şey söyleyeceğim. Buradan ne yapalım? Kırmızı yakışır. Şöyle yabancı olmasa iyiydi ama. Yani eski sevenler varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Çalışma sesi falan aşırı güzel. Çok keyif alabilirsiniz bu araçla. Ben şunu yapacağım. Kırmızı güzeldir. Sonra geçiyoruz. Slot seçeneğimiz bol. Ama tabii ki şey olmuyor öyle. Şuralara şundan takacağım. İki tane. Burada yani bunlar çok biliyorsunuz yakışmıyor. Zaten şunu da takamamış takan arkadaş. Nereden takmışsa. Bunun rengini yapmamış. Böyle. Eksikleri var. Belki ufaktan mod yapmaya başladık. Biz de bir şeyler yaparız. Bunları alır. Eski modları. Bu arada modumun içinde eğer başarabilirsem, düşündüğüm gibi olursa, yeni bir doku bekliyor sizleri. Böyle sürpriz bir doku. Bittikten sonra inşallah bakacağız nasıl olacak. Şöyle GPS'imizi koyalım mı buraya? Koyalım. Bu arada neyse, onu görmüyorsunuz şu an, onu da söyleyeceğim. Şunları koyalım. İçinde neyse bilmiyorum ama içinden bakarız az sonra. İçinde kötü bir ayrıntı var. Yani bu beni üzdü. Biliyorsunuz böyle şeyleri çok sevmiyorum ben. Ama göstereceğim şöyle yine. Çok az ucundan. Hovel takalım. Şöyle. Şunları bir değiştirelim. Çok fazla modifiye yapmayacağım demiştim. Zaten modifiye seçeneğimiz çok çok fazla değil. Şurayı tuttum ama olmadı. Buradan şuradaki Goodyear'ları takacağız. Şöyle. Buraya ne takabiliriz? Bunu değiştirmeyeyim. Eski araç sonuçta. Şöyle ortasına bir şey takalım. Aslında şeyi yüklemedim değil mi ben? Yok, yüklemedim. Volvo'ya gelsek şöyle ne var? Oy, şu güzelmiş. Eski araçların şeyleri var ya böyle. Ondan burada yok sanırım. Yok. Diyemedim şu an eski araçların şeyini. Bunun stoğu neydi ya? Stoğunu kaybettik. Tik olan şey nerede? Şu aşağıda değil mi o? Şu. Tamam, bu stok kalsın da şu ara içine herhangi bir şey çakalım şöyle. Volvo nerede? Volvo var mı? Var. Şöyle Volvo'yu çakalım. Bijonlarla falan oynamayacağım. Şunun bijonu yok. Bunun bijonunu takacağım. Şöyle bir bijon takayım. Yani orijinali kalsın. Bunda da bijon yokmuş bu arada. Şunu taktık değil mi? Bu kalsın. Arkada herhangi oynayabileceğimiz bir şey yok. Bir şurası var. Şöyle değiştirebiliyorsunuz onu da. Bir de şurası var. Bunu da boyalı yapalım. Şöyle. İçerisi tamam. İçeride hemen hızlı gösterip geçeceğim. Bak şu arkada kötü bir görüntü var. Bunun için özür diliyorum şimdiden herkesten. Yapan öyle yapmış. Biz el atarsak belki değiştiririz bunu. Şöyle bir şey takayım buraya da. Orayı göstermek istemiyorum ama şöyle şurayı tutayım da. Şöyle bir yastık koyayım da. Şurayı da tutayım şöyle. Bir de battaniye koyayım buraya. Tamam. Şuraya da bir tane çanta koyayım. Of, vites kolu falan müthiş ya. Osman dayı yokmuş. Osman dayı koyamıyoruz. Buraya slot koyuyorsunuz. Şuraya gözlük koyduk zaten. Şuraya da bir şöyle bir. Ona yetişemem ki ben.
Şöyle telefon koyalım. Böyle dursun. Burada bir de şu varmış. Bunu mu takalım, şunu mu? Bu daha iyi duruyor sanki. GPS'imizi şuraya taktık. Buraya takmaya gerek yok. Şurada böyle şeyler var. Tamamdır. Şöyle hemen çıkalım. Siparişi onaylayalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Direkt kömürümüzü yüklemeye gidiyoruz arkadaşlar. Evet, aracımız böyle oldu. Damperimiz de arkasında. Çok güzel oldu bence. Böyle keyifli bir sürüş yapacağız birazdan. Bir problem yaşadım. Onun için kapatıp açmak zorunda kaldım. Şimdi kömürümüzü alacağız. Şu anki rotamız kömür rotası. Oradan da direkt sürüşümüze devam edeceğiz. Şöyle kontağımızı bir tık çevirelim. Açılsın. Sonra bir daha debriyajımıza basalım. Çalıştıralım. Sesini dinleyelim. Şu sesi dinleyin ya. Bir daha. Çok tatlı. Yani sırf şunun için bile alır kullanırsın bu tırı ya. Ufaktan kalkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi direksiyonu biraz sertleştirdim. Şuraya telefon takacaktım. Burası biraz uzak. Burayı ben es geçeceğim. Sonra şey kısmından devam edeceğiz arkadaşlar. Orada görüşürüz. Şey kısmı dediğim de bu arada. Taşlı yol kısmı. Evet, yükümüzü yükledik ama hava basıncımız maalesef çok düşük. Şu an aracın havasının dolmasını bekleyeceğiz. Tabii bunu ben bekleyeceğim. Siz beklemeyeceksiniz. Bir de bir rampa çıkacağız. Öyle böyle değil. Bakalım çıkabilecek mi bu yıllara meydan okuyan Volvo F10. Hep beraber göreceğiz. Önce havamız dolsun tabii ki. Ufaktan doluyor gibi ama dolmuyor da gibi. Bilmiyorum niye dolmuyor. Dingili indirip kaldırmaya çalışıyorum. Dorsenin dingilini kalkmıyor, inmiyor. Ya da kalkıyor da ben yanlış görüyorum. Heh, şu an kalktı. Kaldırdık. Güzel. Arkayı kaldırdık. Şimdi dolduğu anda basıp gidebiliriz. Dolgari canım. Allah Allah. Kornamız bu arada. İki tane kornamız var. Araba bir yerden hava kaçırıyor. Bulmam lazım. Dolmayacak bu böyle. Evet, şu an havamız doldu. Kalkabiliriz. Bakalım bizi neler bekliyor. Az önce de dediğim gibi. Biraz hızlı kalkacağım buradan çünkü kalkmayabilir. Hadi koçum, hadi. Hadi. Aslan parçası hadi. Ben birle çıkacağım ya. Riske atmayacağım. Canavar gibi çıkıyor ama ha. Şurada dıştan da göstereyim değil mi? Korkmuyor da değilim böyle. Oo, bir şeye takıldık orada ama. Gazı bırakasım gelmiyor hiç. Orayı geniş almam gerekti. İyi, burayı kurtardık. Hadi bakalım. Önümüzde güzel bir parkur var. Güzel bir yol var. Tabii bizi zorlu yerler de bekliyor. Doğru çıkıyoruz sanırım aynen. 3 biraz sıkıntı yaptı. Araç sürekli almayın kardeşim. Eski araba almayın. Bak başınız belaya girer. Hayata döndürem dedik. Neler çekiyoruz şu an? Çıkmıyor. 320 beygir olduğu için çıkmıyor. Lanet olası.
Araba güzel diyecek bir şey yok ama motoru maalesef oynak balina. Ne yapıyorsun lan? Hadi kardeşim, hadi, hadi, hadi. Çarptırıyorum şu an. Yok. Çıkmıyor. Ne yapsak olmuyor, çıkmıyor. İyi yaylanıyor yalnız. Yaylanmasına diyecek yok. Geri salan biraz, biraz geri. Yavaş, sakin ol oğlum, sakin ol. Şimdi şuradan şöyle hop. Gel bakalım. Valla hava basıncı falan diyor ama hiç iplemiyorum. Şu an basıyorum. Hava basıncı da geçti zaten. Çıkarsın. Bu defa çıkacaksın burayı. Beni rezil etmek yok artık. Sağa döneceğiz ama hiç gaz bırakmadan dönmemiz lazım sağa. Şükürler olsun. Burayı kurtardık. Önümüzde ne olacak hiç bilmiyorum. Bu arada Grand Utopia haritasındayım. Bunlardan bahsetmedim. Onlardan da bahsedeyim. Daha önce bu haritayı oynamıştım. Retarder koymadım bu arada tıra. Eski tırlarda retarder yok diye biliyorum. Motor freni var sadece. Grand Utopia haritasındayız ve burada çok tatlı, güzel, keyifli bir yol var. Daha önce bu yolun üstünden otobüste geçmiştik hatırlıyorsunuz. İzleyenler hatırlıyordur. Bunun da linkini koyarım aşağıya, alabilirsiniz. Gayet güzel, eğlenceli, birebir ölçekte bir harita. Şu an o 26 kilometre gösteriyor ya, 26'sında gideceğiz. Allah Allah. Şu camımızı kapatalım ya. Ama cam kapattım ben. Niye stop etti bu? Allah Allah. Araba stop etti. İnanılmaz. Yine kaldık yollarda. Çıkarsın. Çıkman lazım. Sinirleniyorum bak. Gerçekten sinirleniyorum bak. Burası rampa değil Volvo. Burası rampa değil. Araba değişik şeyler yapıyor şu an bize. Hadi koçum. Hadi koçum be. Hadi be. Üzme beni. Diferansiyeli kilitleyelim de. Ne hangisiydi onu da hatırlamıyorum şu an. Şuydu şu. Tuşlarımın hiçbirini hatırlamıyorum ki. Ah, YouTube telif atmasa da şöyle bir de müzik açsak, öyle oynasak. Yola baksana be. Retardere elim alışmış. Retarder çekmeye çalışıyorum. Şu an şey geliyor. Vites topumuz vites topuzumuz gelsin. Çok güzel böyle içerikler göstereceğim size. Bir eksiğimiz o kaldı şu an için.
Daha sonra da gerçekten orijinal şeyler alacağım. Sinyal kolu ve retarder kolu alacağım. Böyle aracın orijinal şeyinden alacağım. Umarım güzel bir şey çıkar. Setup çıkar ortaya. Sadece ihtiyacım şu an şey kaldı. Şu stand kaldı. Ondan ne yapacağız bilmiyorum. Standım çünkü çok fazla oynuyor. Çok hoşuma gitmedi. Bir tane stand almıştım. Şurada bir ses dinleyeceğim yankılı. Çok fazla yankı gelmiyor ama. İşte vites konu geldiğinde şeyli olacak, butonlu. Hem aktarmalı hem buçuklu bir tane aldım. Bir de şey var. MAN'ın debriyajsız şu düğmeli olanları var ya. İnternette inanılmaz fiyatlara satılıyor. Ben kendim yapacağım. Vites kolunu aldım. Kodlayacağım kartı. Kartı kodladıktan sonra ortaya güzel bir vites kolu çıkacak. Bakalım. Pazartesi falan herhalde bu işte uğraşırım. Bir hafta içi, gelecek hafta içi güzel bir sürüş yaparız. İlk deneyimimizi, denememizi yaparız onunla da. Yavaş yavaş, çıldırma. Camda bir problem var. Yansımasını yapamamış yapan arkadaş. Bayağı değişik bir görüntü oluşuyor orada. Haberiniz olsun. Kullanacaksanız bu yol niye böyle? Başka değinebileceğim bir şey var mı? Haritadan bahsediyordum. Tam o sırada araba stop etti. Haritadan bahsedeyim biraz. Haritamız Grand Utopia. Gayet güzel. 25 kilometremiz var. Bu 25 kilometre gerçek 25 kilometre. Mesela şu an 25 kilometre hızla gittiğinizde 25 kilometreyi 1 saatte falan gitmiş olacaksınız. Böyle tatlı bir harita. Yani tercih edilebilir bilmeyenler için. Genel olarak ETS 2 oynayanlar biliyor diye düşünüyorum. Ama tabii ki yeni başlayan falan varsa bilmiyor olabilir. Bu aracın bu arada acayip bir şeyi var. Vites aralığı var. Ön cama da kötü yansıyor. Bir de güneş yok ortada ama yansıyor. Ama araç genel itibariyle fizikleri olsun, her şeyi güzel. Fren şiddetimi düşürmeme rağmen acayip fren tutuyor. Onu da niye öyle yapmış anlamadım. Farımızı da açalım da. Şöyle devam. Hop. Bir 40'tan sonra değişen far sistemi. Normalde şöyle uzun yaktığınızda acayip bir şekilde ışıtıyordu ama ışık sistemini komple değiştirdikleri için artık daha gerçekçi oldu. Gündüz niye ışık o kadar etkili olsun değil mi? Camı hala kapatamıyoruz mu ya? İyi geçmiş. Oy, suya geldik. Geri aç, geri aç. Dur, yanlış vitese attık. Aşağı düşmeyiz inşallah. Altıncı vitestesin, hadi çıkarsın. Beşte çıkarsın. Rampalara geldik. Gitmiyor ki bu araç. Valla bu hızla artık yardıracağım. Yapacak bir şey yok. İyi, kurtardık. Koş koş koş. Vites acayip şey ya. Böyle çok
fena tutuyor. Ucuna basıyorsun ama laps diye duruyor araç. Hop. Seke seke. Acayip güzel sekiyor ama. Şöyle bir göstereyim. Ön tarafa bak. Direksiyona da acayip acayip tepki veriyor. Şu an bayağı titriyor direksiyon. Korkmuyor değilim ya. Yavaş lan. Oo, taşa bak. Bizim Renault ile falan gelsek buraya canı çıkar yemin ediyorum. Zaten yeri süpürüp gidiyoruz Renault ile. Renault da Renault olacak he. Her şeyden Renault'un şeyinden bahsedeyim biraz. Şöyle sizi heyecanlandırayım. Bir de zorluklarından bahsedeyim. Araç sanırım ETS'nin ilk araçlarından birisi. Bak nasıl durdu görüyor musun? Bu yüzden inanılmaz zorluyor beni. Çünkü şey yok. Slot yok. Ve parçaların birçoğu bütün. Böyle mesela bir önceki videoda bahsettim mi hatırlamıyorum ama ettiysem bir daha edeceğim. Arka çamurluk öndeki bir parçayla bütün. Ve çamurluğu hani değişik varyasyonlara değişik varyasyonlar yapmak için şey yapmak lazım. Böyle silip yeniden yapılandırmak falan gerekiyor. Mesela şasi bütünleşmiş. Yani şasiler böyle tek tır aracın içinde. Yani 8x4 şey 8x4 diyorum. 6x4 falan gözükmüyor diğerleri gibi. Bakalım çözeceğim bir şekilde ama oraları hala çözemedim. Onları çözersem böyle güzel bir şey yaparsam yükleyeceğim. Bu arada hem Steam'e yükleyeceğim hem normal SCS forma yükleyeceğim. Onun dışında hiçbir yere yüklemeyeceğim ve yükletmeyeceğim. Çünkü maalesef çok fazla linkleyen oluyor bu tür şeyleri. Linklenmesine de karşıyım kesinlikle. Çünkü ben aylarca emek vereceğim ve benim yaptığım aracı birisi alıp linkleyip bir yere koyacak. Bulmaları için elimden geleni yapacağım. Reklamını yapacağım her türlü de. Umarım beni yanıltan ya da böyle soğutan bir şeyle karşılaşmam ve bu projeyi tamamlarım. Bu projeyi tamamlarsam eğer ilerleyen süreçte çok daha güzel şeyler de gelir. Gelecek. Benim derdim burada tabii ki öncelikle şey güzel olması modun. Mod güzel olduktan sonra piyasada olmayan modları yapmak. Olmayan şeyler yapmak. Şu an için aklımda birkaç bir şey var. Umarım elimizden geldiğince yaparız ve sizlere sunarız. Vallahi heyecanlıyım bu konuda. Çok heyecanlıyım. Güzel olacak ama. Biterse güzel olacak. Sorunlar yaşıyorum. Mesela en son aynaya böyle şey yaptım. Piano Black, krom ve boyalı parçalar yerleştirmeye çalıştım. Ama bir yerde problem yaşadım ve maalesef geri sökmek zorunda kaldım. Aynanın bir şeyi var. Olmama sebebi var ama ne olduğunu bilmiyorum henüz. Onu da öğrendikten sonra Piano Black parçalarımız gelecek. Sanırım Renault Premium'da ilk Piano Black parçalar bizde olacak. Ve hatta şu da en fazla slot olan araç da bizde olacak. Her yeri slot olacak aracın.
toprak yolumuzu bitirmek üzereyiz. Daha 22 kilometre yolumuz var. Bu yolu devam edersek çok uzun sürecek bu video. O yüzden şurayı da geçeyim. Geçebilirsem burada saçma sapan. Burasını sevmiyorum. Burasını yukarıdaki haritadan gitmek zorundasınız. Aşağıyı görmüyorsunuz yolu. Şu an yukarıdaki haritadan gidiyorum. Yani navigasyondaki haritadan. Yoksa büyük ihtimal aşağı düşüyoruzdur oradan. Yani yolu taşarsak. O yüzden haritadan gitmek gerekiyor. Yalnız araç gerçekten gitmiyor. 320 beygir falan seçmeyin bunu alırsanız. Kesinlikle ve kesinlikle seçmeyin. Yani zorluğu seviyorum. Ben zorluklarla oynarım oyun derseniz tabii ki seçebilirsiniz. Şöyle şuradan çıktığımız gibi bırakalım. Yavaş, koçum yavaş. Deli yaylanıyor ya. Aşırı keyifli, aşırı güzel. Arkadaşlarınızla konvoy yapabilirsiniz bu arada. Eğer şeyde çalışıyorsa. Ben arka şeyi indirmiştim dingili. İnmemiş. Tuşlarda ya da araçta bir problem var. Ben bunlara bastıkça şey oluyor. Stop ediyor. Dur yanlış oldu şöyle. Bir daha deneyeceğim. Bak şu an stop etmedi. Dorsayı bıraktık. Tamam böyle şöyle bırakalım. Almasın. Şöyle çıkarayım. Çık bakayım oğlum. Böyle arkadaşlar güzel bir mod dediğim gibi bak acayip yaylanıyor. Süspansiyon sertliğini sıfıra indirin mutlaka. Bu şekilde videolarım gelecek. Böyle hafif modifiye, tatlı modifiyeden sonra yola çıkacağız ve güzel bir video çekmeye çalışacağım. Çok uzun zamandır böyle sürüş videoları çekmediğim için inanın çok eğlenceli olduğunu düşünmüyorum. Ben kendim düşünmüyorum. Umarım daha güzellerini çekerim. Çekeceğim de. Böyle alıştıkça daha güzel olacak bunlar. Roleplay edasında falan belki olur. Şimdilik beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen. Bu videoda bir like atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.